Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını biliyorum. Bugün Arapça mantık dersimizde birlikteyiz. Mantık konusunda son derece önemli bir konuya başlayacağız bugün. Tabii diğerleri de her biri son derece önemliydi. Benim böyle dediğime bakmayın. Sınıfta da yüz yüze eğitimlerde öğrencilerim bilirler. Hocam, her konuya başlarken bu son derece önemli diyorsunuz diye. Ben de ne yapayım? Hepsi önemli diyorum. Yani hakikaten önemli bir konuya geldik. Şöyle birkaç cümleyle hemen özetleyecek olursak, bugüne kadar tam olarak ne öğrendik hızlıca? Lafızları öğrendik. Lafızları öğrenince bize küllilerin kapısı açıldı. Artık küllileri tanıyabilecek hale geldik. Küllileri öğrendik. Küllileri öğrenince bu defa tanım yapabilecek hale geldik. Tanım yaptık. Tanımı öğrenince önermeleri bilecek hale geldik ve önermeleri gördük çeşitleriyle. Artık nereye geldik? İstidlale. Evet. Şimdi ekran paylaşımına geçebiliriz. Efendim, mantığın son derece önemli konularından tabii aynı zamanda diğer ilim dallarını da ilgilendiren felsefeyi, fıkıh usulünü, kelamı önemli bir konu bu. Nedir efendim? İstidlal konusu. İstidlal konusunu artık mantık öğrencisi öğrenmeye başlayacaksa o zaman istidlalden önce bilmesi gereken bazı temel hususlar daha var. Onları da öğrenmesi gerekir. İşte bu nedenle bahsimiz el-kadaya ve ahkamuha idi. Sadece kadaya değil. Sadece önermeler değil. Önermeler ve bu önermelerle ilgili hükümler üzerinde durduk. Nedir bu hükümler? Birazdan okumaya başlayacağız, göreceğiz. Önermeleri doğrudan alakadar eden bir kısım ilkeleri, bir kısım kuralları, prensipleri öğreneceğiz. Öğreneceğiz ki bununla istidlal yapacağız. Peki efendim, istidlal nedir diye soralım. İstidlal, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, elimizdeki bir A önermesi var. Bu önerme bize bir bilgi veriyor. Bu önerme bize bir bilgi veriyor ve biz bu bilgiden, A önermesinden hareket ederek bir B önermesini sonuç olarak bunun bilgisine, B önermesiyle bunun bilgisine ulaşıyoruz. O halde istidlal, elimizde bir ya da birden fazla önermelerden hareket ederek B'nin bilgisini çıkarmaya istidlal denir. Yani B'ye ait bilgi için A'yı delil olarak kullanmaktır. İstedelle bir şeyi delil olarak kullanmak, delil almaktır. B'nin bilgisi için A'yı delil almaya istidlal denir. B sonucuna nereden ulaştınız kardeşim? A'dan. Peki A'dan hareketle B sonucuna ulaşmak ne kadar sağlıklıdır? Bunu nereden biliyoruz? İşte bugünkü derslerimizde onları göreceğiz. Demek ki istidlal, elimizde bulunan bir bilgiden hareketle, ki bu genelde önermedir, bu önermelerden hareket ederek bir başka önermeye, bir başka konuyla ilgili sonuca ulaşıyorsak, bu mümkün oluyorsa buna ne diyoruz? Buna istidlal diyoruz. Tabii bunun efendim çeşitleri üzerinde duracağız. Şimdi kısaca çok çeşitlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra inşallah asıl konumuza geçeceğiz. Evet. İstidlal çok basitçe önce ikiye ayrılır. Bir, yani mübaşir, yani doğrudan istidlal, bir önermeden doğrudan efendim istidlal yaparak bir sonuca uğraşırız ki bu da kendi içinde ikidir. Kadiye hamliye, kadiye şartiye bağlı olmak üzere ayrılır. Buraya onu yazmayı unutmuşum. Bu da telazum olarak bunları ayrıca göreceğiz. Telazum, mülazemet diyoruz buna. Şartlı önermelerdeki bu doğrudan yani mülazemet ve telazum diyoruz. Bunu Cabiri okumalarında da özellikle dilciler üzerinden konuşuyoruz bu telazum ve mülazemet meselelerini. Konunun ne kadar önemli olduğunu da oradan
görebiliriz. Bir de kadiye hamliyemiz vardı biliyorsunuz. Öznesi ve yüklemi yani mevzu ve mahmulleri müfred olanlar. Bizim konumuz bu. Burayı göreceğiz. Buna da tekabül diyoruz. Karşılaştırma. Evet. Karşılaştırma olarak ifade ettiğimiz bir istidlal biçiminden söz edeceğiz. Bu istidlal-i mübaşirdir. Bu da tenakuzla ve akistir. Bugün tenakuz konusunu eğer sabrınızı suistimal etmezsem metinden hareketle okumaya çalışacağım. Ya da efendim çok gibi görünürse bölebiliriz. Bölmemeye çalışacağım. Bir de gayri-mübaşir var ki bunu hem mantık derslerimizin ilerleyen safhalarında göreceğiz. Kıyastır, istikradır, temsildir. Bunlara da gayri-mübaşir yani dolaylı istidlal diyoruz. Bunların her birerleri bir istidlaldir. Cabiri okumalarımı dinliyorsanız orada da görüyorsunuz. Dilcilerin, fıkıhsulcuların ve kelamcıların yaptığı şeyler de tam bir istidlaldir. Tamamen istidlal üzerinde duruyoruz. Yani adına mantık demeseler de zaten istidlaldir. Efendim, ilmul istidlal diye de söz konusu ediliyor. Bu açıdan baktığımız zaman erken dönem kaynaklarımızda da zaten mantık demekten çekinen alimlerimiz mantık ilmini İlmul İstidlal diye kitaplarında ifade ederler. Gazali'nin Miyarul Ulum demesi vesaire gibi. Böylece konunun aslında doğrudan bir istidlalle ilgisi olduğu için bugün göreceğimiz mevzunun aşağıda da müellifin ifadesiyle göreceğimiz üzere istidlalle doğrudan alakası olduğu için böyle bir ön bilgi vermeyi önemsedim ve dersimizde zaman almasın diye de kabaca bir şema çizdim. Keza şu gördüğünüz şemayı da çizdiğim gibi birazdan bunların üzerinde de duracağız bugünkü dersimizde. Şimdi mevzuya bir girelim, bu şemalara yeniden döneceğiz. El faslus sani, ikinci faslımız ahkamul kadaya ve bu bizim daha önceki başlıklarımızda neydi? Kadaya ve ahkamuhaydı. Önermelere dair hükümler, önermelere dair prensipler, ilkeleri konuşacağız. Ne tür ilkeler var elimizde? Bunları konuşacağız. Ya da ahkamul kadaya değil de en nisep beynel kadaya da diyebiliriz. En nisebu beynel kadaya. Yani önermeler arası ilişkiler. Demek ki ahkamul kadayadan söz ederken önermeler arası ilişkileri belirleyen ilkelerden söz edeceğiz. Evet, önermeler arası ilişkiler. Önermeler arası ilişkiler var. Bu önermeler arası ilişkileri ki zaten göreceğimiz derste o zaten. Bunlar arasındaki ilişkilerden hareket ederek nasıl hükümlere, nasıl ilkelere, prensiplere ulaşıyoruz? Dersimiz bununla ilgili. Demek ki önermeler var ve önermeler arasında ilişki var. Nisep dediğimiz bir ilişkiden söz edeceğiz. Ve dolayısıyla müellifimiz doğal olarak konunun önemine binaen efendim ne yapmış? Bir girişte bulunmuş bakın. Temhid. Bir temhidimiz var. Şimdi bu temhid üzerinden okuyalım. Konuya bir giriş yapacağım. Yani ben nasıl ki kendime göre bir şema hazırlayarak bu konuyu öğrencilerim ve değerli izleyenlerim ile nasıl paylaşsam faydalı olur diye düşündüysem müellif de kitabında konuya bir giriş, bir temhit yazarak başlıyor. Buyuruyor ki وَلَا بُدَّ لِلْمَنْتِقِيِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ ف۪ي مَبَاحِسِ الْاِسْتِدْلَالِ Bakın geldik mebahisi istidlale. İstidlal konularına başlamadan önce قَبْلَ الشُّرُوعِ istidlal konularına girmeden, istidlal konularını ele almadan önce mantıkçılar için gereklidir. La büttelil mantıkiyi kable şuru'i fi mebahisil istidlal. Ne gereklidir? En yu'rafe bilinmesi. En nisebu beynel kadaya. Önermeler arasında ne türden ilişkilerin olduğu, önermelerin arasındaki ilişkilerin sınırı ne, çeşidi ne, ne kadar ilişkisi var? Mümkün mantıken mümkün önermeler arasındaki ilişki ne kadardır? Bunları konuşacağız. Ama bunlar belli zaten. Matematiksel olarak belli. Zaten Bernard Russell'ın 20. yüzyılda mantığı matematiğe indirgemeye çalışmasının, modern matematik mantığın başlamasının da arka planında yatan şey budur. Matematik gibidir. Neden?
Böyle bir hususu önemsiyor mantıkçılar bunun bilinmesini. Çünkü hatta yastati attali bu özneyi ben koyayım oraya. Yastati attali bu evit tilmiz öğrenci talip güç getirebilsin neye? En yüberhine ala matlubihi. Matlubihi buradaki huve bu öğrenciye talibe raci. Öğrenci ya da mantık ilmi tahsil eden kişi, talip, mantık ilmine talip olan kişi, efendim güç getirebilsin. Neye? Matlubuna. Matlubu neydi? Bir bilgi elde etmek istiyor. Peki bu bilgiyi nasıl elde edecek? En yüberhine delil gösterecek. Bürhan, bakın istidlal. Matlubuna bir delil gösterecek. Peki bunu nasıl yapacak? İşte diyor bunları bilmesi lazım. Ve bunun tüm efendim durumlarını efendim ihtiyaç duyduğunda ahyanen talip bu bilgiye ihtiyaç duyduğunda konuya doğrudan istidlale girmeden önce önermeler arasındaki ilişkileri bilmesi lazım. Ne yönüyle, ne açıdan bilmesi gerekiyor? Min tarikıl berhene delil getirmek, bürhan getirme yoluyla bir şeye delil nasıl getirilir, bir bürhan nasıl efendim vaz edilir? Neye? Ala kadiyetin uhra, bakın. Neye delil getiriyormuşuz? Ala kadiyetin uhra. Bilgi elde etmek istediğimiz bir başka önermemiz var. Yukarıda bahsetmiştim. Hatta buraya yazayım. A önermemiz var. Bir de B. Peki B ne matlup? Bunun bilgisine ulaşmak istiyoruz. Peki buna ulaşmak için, B'ye ulaşmak için ne yapıyoruz? A'yı burhan gösteriyoruz. Delil gösteriyoruz. Yani teberhene yapıyoruz. A'yı B için burhan yapıyoruz. Min tarikil berheneti ala kabiyyetin uhra, diğer bir önermeye burhan getirme yoluyla. Öyle ki bakın leha bu kendisi için delil getirdiğimiz önerme ile leha nisbetuha ma'al kadiyyetil matlube, bakın amacımız olan B önermesi ile burhan getirdiğimiz A önermesi arasında ne var? Leha nisbe bir nisbet var, bir ilişki var. Bu ilişkiden dolayı zaten ne yapıyoruz? A önermesinden hareket ederek B sonucuna ulaşıyoruz ya da B bilgisine ulaşıyoruz. İşte böyle A ile B iki önermedir. Bakın kadıyetan elimizde iki kadıyetan var. İki önerme var. Biri A, biri B. Ne yapıyoruz? Birini diğerine delil yani burhan yapıyoruz. Ondan hareketle öbürünün bilgisine ulaşıyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Bunu kırmızıyla yazalım müsaadenizle. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Çünkü A ve B önermeleri arasında bir ilişki kuruyoruz. İşte dersimiz bu. İlişkine nisep. En nisbe. Aralarında bir nisbetün nisbet var. Bir ilişki var. Böyle bir ilişki olmasa zaten öyle bir istidlal yapma imkanımız olmaz. İşte böyle bir A önermesini matlup B önermesi için bir burhan yaptığımızda, bir delil yaptığımızda feyentakilu zihnuhu yani zihnu talip talibin öğrencinin zihni intikal eder minel kadiyye el muberhene kendisine delil getirilmiş olan önermeden bu neydi? B önermesi. Kendisine bir burhan olarak sunulmuş olan bu matlup efendim ve delillendirilmiş önermemiz ise den hareket ederek buradan hareketle zihin intikal eder. Neye? Ala sıdkıha bu getirilen kadiye önermenin neyine? Doğruluğuna ya da ev kizbiha yanlışlığına ye de koyalım. Doğruluğuna ya da yanlışlığına hükmeder. İlâ sıdkın ev
bil kadıya. Buna gerek yoktu bu açılıma. Zaten ifade yetiyordu. Müellif daha iyi anlaşılsın diye bu kaydı getirdi. Doğruluk ve önermenin doğruluğu ve yanlışlığını belirlemek açısından zihin bu delil getirilen efendim önermeden hareket eder. Bu doğruluğu ve yanlışlığı belirlenecek olan önerme ki elleti yuhavilu et talip mantık öğrencisi çaba sarf ediyor. Neye? Tahsilel ilmi biha. Bu doğruluğu ve yanlışlığını belirlediği müberhen önerme. Şu B onunla el ilm bir bilgiye ulaşacağız dedik ya bakın bir bilgiye. Ulaşmış olduğumuz bilgiyi elde etmek. Onu tahsil etmek. Ama bunu tahsil ederken istidlal yapmış olduğumuz önermenin doğruluğunu ve yanlışlığını da belirlemek suretiyle bunu yapıyoruz. Böylece önermeler arasındaki ilişkinin doğruluk yanlışlık ilişkisi üzerinden elimizdeki A önermesi B önermesine bir delil getiriliyor. Peki B önermesinin bilgisini elde etmek için A önermesinin doğru, B önermesinin de doğru mu olması gerekiyor? Yoksa birinin doğru, diğerinin yanlış olma ihtimali var mı? Bunların birbirleriyle ilişkilerinden nasıl sonuçlar ve neticeler doğar? İşte en-nisep dediğimiz ilişkiler diye çoğul olarak kullandığımız şey bu ilişkilerin mantığıken sınırı ve imkanını ele almak için bunu söylüyor. Öyleyse bu girişte bize müellif demeye çalıştı ki giriş olarak temhit üzerinden dedi ki aslında mantıkçılar İstidlal bahsine girmeden önce öğrenciye istidlali gerçekleştirecek olan önermeler arası ilişkiyi bilmesini arzular. Bunun için de işte aşağıdaki mevzuları öğrenciye öğretir. Çünkü aşağıda gelecek olan konu başlıkları önermeler arası ilişkiye tekabül ediyor. Önermeler arasındaki ilişki budur. Peki devam edelim. Diyor ki وَالْمَبَاحِثِ konular, bahse konu, araştırmaya konu, öğrenmeye konu olan şeyler اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا onlar efendim öğrenilir. Onlara ilişkin bilgi elde edilir. Neyle? اَنْنِسَبُ بَيْنَ الْقَضَايَا önermeler arasındaki ilişkilerin bilinmesiyle elde edilir. اَلْمَبَاحِثِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا اَنْنِسَبُ beynel kadaya. Demek ki önermeler arasındaki ilişkiyi bildiğimizde söz konusu istidlale ilişkin önermelerle alakalı hususları da bilmiş olacağız. Hiye bu önermeler nedir? Mebahis tenakuz çelişki konuları bu mebahisin şimdi açtı çelişki çelişiklik konusu tenakuzdur. Vel aks döndürmedir. Önermeleri tersine çevirme, döndürme. Bunun da el aks el müsteva, el aks el nakiz olmak üzere iki türü var. Şimdilik bunlara hiç girmiyorum çünkü ayrıca göreceğiz. Vaktimizi almasın diye. Akis bahsinde. Aksi müsteva nedir? Aksi nakiz nedir? Bunlar zaten detaylarla inşallah göreceğiz. Ve tüsemme ahkamu el kadaya. İşte bunlar yani tenakuz konusu ve akis müstevasıyla, akis nakiziyle önermeler ve onlara ilişkin hususlar, hükümler dediğimiz şey bundan ibarettir. Yukarıda şemaya da yazdığım gibi biz bunlara hatta farklı bir renkle yazalım müsaadenizle. Bunlara, bu konulara tekabül diyoruz. Mantıkta ve efendim felsefede tekabül diyoruz.
Tekabül önermelerin karşılaştırılmasıdır. Önermeleri karşılaştırma söz konusu olduğunda bu ya tenakuzlu olur ya da akist olur. İki yol var, tenakuz ve akistir. Şimdi bu konuları efendim aşağıda göreceğiz. Şimdi gelelim o zaman hemen konunun bu bölümüne. Et-tenakuz, tenakuza geldik. Demek ki değerli izleyenler, bu girişten sonra artık tenakuz konusunu inceleyebiliriz. Neydi tenakuz? Çelişki durumu. Peki çelişki durumunu izleyeceksek o zaman müellif bize burada şöyle bir bahse girecek. Affedersiniz. Böyle bir bahse nasıl bir ihtiyaç olduğunu, bu çelişkiyi bilme konusuna ihtiyacımızın nereden kaynaklandığını, el hace ila hazel bahs konusuna girmeden önce bir yukarı çıkalım. Sizin için hazırladığım meşhur Aristoteles karesini inceleyelim. Evet. Bu efendim Murabba'u Aristoteles diye Arapçada söylediğimiz Aristoteles karesidir meşhur. Bu şekilli efendim sanıyorum lisede mantık derslerimizde ya da fakültedeki mantık derslerinizde de bu şemayı gayet iyi bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi burada tenakuzu, tezadı bir anlayalım. Oradan hemen aşağıya geçelim ve bunları gayet daha rahat bir biçimde inşallah metni okuyabilelim. Gördüğünüz gibi bu kare Aristoteles'in mantık konusunda konunun anlaşılmasına ilişkin yapmış ve gerçekleştirmiş olduğu son derece öğretici, önemli bir şemadır. Karemizin bu başında bulunan A ve E, aşağıdaki büyük harf I ve O harflerimiz, bunlar sembollerdir biliyorsunuz. Sembolik mantıkta semboller olarak bunları kullanmamız gerekirse bunları da kullanıyoruz. Ama biz onları değil de karşılıklarını kullanmamızı efendim tercih ediyorum ve bu metinleri okurken de zaten onlar üzerinden okuyoruz. Peki burada dikkat buyurunuz. Bu A'nın E ile olan tezatı, üst karşıt, zıtlık diyoruz buna. Tezat, zıtlık. Şimdi burada dikkat edelim. Önemli bir husus söyleyeceğim. Bu bize felsefe okumalarımızda, fıkıh usulü ve kelam okumalarımızda da çok lazım olacak. Bir zıtlıktan bahsediyorsak bunlar eşit olması lazım. Tümel tümele zıt olur. Tümelin tümelle olan zıttından söz ediyoruz. Aşağıya inelim bakın. Tikelin tikelle olan alt karşıt, üst karşıt, alt karşıt. Tikelin tikelle olan zıttından söz ediyoruz. Peki bu son derece önemli. Demek ki eşitler arasında zıtlık, eşitlik bozulunca çelişiklik ortaya çıkar. Mesela dikkat ederseniz tümelin tikelle bu tümelin bu tikelle çelişiği mümkündür. Biri tümel, biri tikeldir. Demek ki çelişiklik söz konusu olduğunda külli ile cüz'i ama zıtlık söz konusu olduğunda külli ile külli arasında, cüz'i ile cüz'i arasındadır. Peki tedahule gelelim. Tedahül kapsamak biliyorsunuz. Kapsama. Bu gayet daha önce nisebi erbaada da bildiğimiz bir şey. Külli olan cüz'i olanı kapsar. Yani biz tümeli bu tikelle ilişkilendirdiğimiz zaman bu tümel bu tikeli kapsar. Yani onun içine girer. Tedahül söz konusu olur.
Keza bu da aynı şekilde bu külli bu cüz'i ne yapsar? Kapsar. Dolayısıyla önermeler arası ilişkiyi bu altık ilişkilerden, yani onun bir alt efendim konusu olması hasebiyle ilişkilendireceğiz. Ve böylece elimizde mantıki olarak bu şemayı koyduğumuzda bunu tümel olumsuz, bunu tikel olumlu, bunu da tikel olumsuz yaptığımızda bunların karşılıklı kombinizasyonundan ortaya çıkacak sonuçlar işte ahkamul kadayadır. Önermeler arasındaki ilişkilere yönelik hükümler, ahkam bunlardan ibarettir. Nitekim aşağıda bunların ilişkilerini göreceğiz. Zannediyorum şema temel esasları size verdi. Zıt olmak ne demek? Çelişik olmak ne demek? Bunları da örnekleriyle zaten aşağıda inşallah okuyacağız. Peki tekrar tenakuz konusuna gelelim ve müellifin böyle bir konuya neden bir ihtiyaç olduğuna dair neler söylediğini okuyalım. İnne kesîran ma temessel hâce ilel istidlal. Bakın yine konu geldi istidlale. Çoğu zaman istidlale ihtiyaç duyarız. Değil mi? İstidlal yapmak isteriz. Neye? Ala kadıyetin bir önermeyle ilgili, bir önermeye dair istidlalde bulunmak isteriz. Buna ihtiyaç duyarız. Bu önerme leyset hiye nefsul kadiye el matlube. Bu hakkında efendim istidlal yapma ihtiyacı duyduğumuz önerme bizatihi matlubumuz değildir. Yani böyle bir önerme ortaya koymak doğrudan bizatihi bir amacımız değildir. Ancak velakinnel ilim bilgi söz konusu olduğunda bu önermenin bir kizbihe yanlışlığı söz konusu istidlal yapma ihtiyacı duyduğumuz önermenin yanlışlığı yelzemuhu onu zorunlu olarak gerektirir. Ne el ilmu bi sidkil kadiyye el matlube. Yani birazdan şemayla da izah edeceğim daha iyi görürüz inşallah. Ev bil aks ya da tersi söz konusudur. Şimdi elimizde bir A bir de B iki önermemiz var. B önermemiz yukarıda olduğu gibi bu matlubu olsun. Amacımız bu. Ama biz bu önermenin bizatihi kendisini efendim hedeflemiyoruz. Kendisi matlubumuz değil. Onunla bir ilim elde etmek istiyoruz. Bir ilim. Ama bu ilim, dikkat buyurun, bu ilim işte bu önermenin doğru olması durumunda A'nın yanlış olmasını ya da yanlış olması durumunda A'nın doğru olmasını zorunlu olarak gerektiren yelzemu, zorunlu olarak gerektiren durum tenakuzdur. Zorunlu olarak gerektiriyor. Bu tenakuzdur. İşte doğruluk yanlışlık söz konusu olduğunda A önermesiyle B önermesi arasındaki ennise bu nispetler birbirlerinin zıttıyla sonuçlanmasıdır. Birisi doğru olması durumunda öbürü zorunlu olarak yanlıştır. Birinin yanlış olması durumunda diğeri yine zorunlu olarak doğrudur. İndemâ yekûnu sıdkû ahadihima. Bakın, onlardan herhangi birinin doğru olması durumunda yelzemu zorunludur. Kizbul uhra, diğerinin yanlış olması zorunludur. Bunlar zaten bildiğiniz şeylerdi.
Bunlar da çok oyalanmayalım. Şimdi vel kadiyeten elleten lehuma hâzihi sıfa, işte bu özelliği taşıyan iki önerme, yukarıdaki söylediğimiz. Sıfadan bahsettiği ne? Nedir? Birinin doğru olması durumunda diğerinin yanlış olması. Huma el kadiyeten el mutenakidaten. Bunlara çelişik önermeler denir. Karşıt önermeler denir. Bu kelimeleri böyle kullanıyoruz ama nüansları önemli olduğunda bu kadar rahat kullanmıyoruz. Aşağıda efendim nitekim örnekleri verdiğimizde onu göreceğiz. Evet. Demek ki el kadiyeten elletan. Elimizde iki tane A ve B önermelerimiz var. Bunların bu A B önermenin özelliği sıfatı ne? Birinin doğru olması durumunda diğeri zorunlu olarak yanlış oluyor. İşte bunlara mütenakız önermeler denir. El kadiyeten el mutenakızatan. Şimdi tarifut tenakuz. O zaman tenakuzu tanımlayalım. Bu kadar madem üzerinde durduk diyor müellif. O zaman bir tanım yapalım. Tarifut tenakuz. Peki yapalım. Diyor ki tenakuzul kadaya huve ihtilaf. Bu önemli bir kelime. Aşağıda ihtilaf diye de bir başlık okuyacağız zaten. Neymiş? Önermeler arasındaki tenakuz bir ihtilaftır. Bir ayrılıktır. Ayrılık bir aykırılıktır. Bir ayrılık ve aykırılıktır. Nerede? Fil kadiyeteyn. İki önermede bu önermenin biri A, bir B. Aralarında A ile B arasında bir ayrılık, bir ihtilaf, aykırılık olacak. Bu öyle bir ihtilaf yaktadi el ihtilaf. Bu öyle bir ihtilaf olacak ki lizatihi bizzat bu ihtilafın kendisi en tekune ihtahuma onlardan birini sadıkaten doğru vel uhra kazibeten ne yapacak? Diğerini de yanlış yapacak. Yani öyle bir ihtilaftan söz ediyoruz ki aralarında böyle bir ihtilaf vuku bulduğunda bir ayrılık, aykırılık olduğunda işte o zaman bu tenakuz tarife yazalım. İhtilaf hem çelişkiyi, çelişik olanı hem tezat olanı, zıt olanı içerir. Dolayısıyla tenakuz bahsi aşağıda da göreceğimiz üzere zıtlıkları da konu edinen, çelişik olanları da konu edinen. Oysa her zıt çelişik olmadığı gibi her çelişik de zıt değildir. Aralarında ne var? Farklılıklar var. Şimdi o zaman bu durumun detaylarına inildiğinde işte bunların hepsini ister tezat şeklinde bir ihtilaf olsun. Yani bu ihtilafı şuraya da bağlayalım. Şunları. Bu ihtilaf zıtlık şeklinde de olabilir, çelişki şeklinde de olabilir. Her iki durumda da bunun adına mantıkta tenakuz denir. Çünkü birbirlerinin doğruluklarını ve yanlışlıklarını doğrudan etkiliyor. Birini doğru kılarken diğerini yanlış kılmaktadır. Evet. Şurutu tenakuz. Şimdi burada tenakuzun şartlarını görelim. Ne olduğunda tenakuz gerçekleşir? Ne olduğunda tenakuzdan söz ediyoruz? Çelişiklikten söz edebiliriz. Zıtlıktan söz edebiliriz. Burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bizim mantık geleneğinde 8 ünite, 8 konu olarak meşhur olan el-vahadatü seman son derece önemli. Birazdan bunların ne oldukları üzerinde duracağız bu bahislerin. Fakat daha sonraki mantıkçılarımız
Bu 8 maddeyi el mevdu ve el mahmul şeklinde ikiye indirmişlerdir. Bir ve iki. Diğerlerini mevzu ile mahmulun altında toplamışlardır. Bu itibarla az sonra da göreceğimiz gibi bu 8 madde önemlidir. İster mevzuun altında toplayalım, ister mahmulün altında toplayalım, isterse 8'ini de el mevdu, el mahmul efendim diye sayalım 8'inde. Fark etmez ama her halükarda bu hususların bilinmesi gerekiyor. Çünkü bunlar üzerinden tenakuz dediğimiz, ihtilaf dediğimiz, farklılık dediğimiz husus doğuyor, gerçekleşiyor. Örneğin, diyor ki, labutte li tahakkuki tenakuz. Tenakuzun önermeler arasındaki ihtilafın gerçekleşmesi için beynel kadıyeteyn iki önerme arasında ne gerekirmiş? Labutte min ittihadihima bu iki önermenin birlikteliği gerekir. Bu ittihat önemli, birliktelik diğer bir adıyla da uyum. Önermeler arasında uyum gerekir. Nede fi umuri semaniye 8 mevzuda, 8 noktada önermeler arasında uyum gerekir. Peki elimizde bir A önermemiz var, bir de B önermemiz var. Şimdi hem A önermemizin hem de B önermemizin neleri vardı? Hemen yazalım. Farklı bir renkle yazalım. A önermemizin mevzu var. Peki başka mahmulü var. Bunun neyi var? Onun da mevzu mahmulü var. Şimdi bu mevzu mahmul üzerinden ve bunları mevzu ve mahmulleri ilgilendiren diğer durumlar üzerinden 8 mevzu var. Bu 8 mevzuda da bu iki önerme arasında bir ne gerekiyor? Uyum, birliktelik, ittihat gerekiyor. Eğer böyle bir uyum, böyle bir ittihat söz konusu değilse o zaman orada biz tenakuz aramıyoruz. Şimdi nitekim örneklerde göreceğiz. Ve ihtilafuhuma fi emrayn. Bu dikkat buyurunuz. İki önermedeki herhangi bir durumda ister mevzu ister mahmul olsun. Herhangi bir durumunda efendim bir ihtilaf, bir farklılık ortaya çıkarsa o zaman işte diyeceğiz ki burada tenakuz söz konusu olmaz. Yani burada ne zıttıktan söz ederiz ne çelişkiden söz edebiliriz diyeceğiz. El vahadat es semaniye. Peki tüsemmel umur elleti yecibu ittihadul kadiyyeteyn el mutenakıdateyn fiha. Şu durumlar ki çelişkili iki önermenin birlikteliğini gerektiriyor, zorunlu olarak gerektiriyor. Nerede? Fiha el-vahadat es-seman. Bu umurda iki önermenin birliğini, uyumunu gerektiriyor. Sekiz hususta vahiye mayeti bunları şöyle sıralayabiliriz diyor müellif. Biz de sıralayalım ve müsaadenizle önce bunları şöyle bir sekizinde renklendireceğim müsaadenizle görmemiz açısından. El mevdu el mahmul, el zaman, el mekan, el kuvve vel fe'l, el kul vel cüz, el şart. El ızafe 8 oldu. Şimdi bu 8 durumun iki önermenin çelişik olmasını ne yönden ilgilendirdiğini, neden mantıkçılar bu önemli 8 maddeyi saydıklarını, hatta bunu ona çıkaranlar da var.
başka maddeler ekleyenler de var. Nitekim bunların hepsini mevzuyla mahmurun altında toplayanlar da var. Özellikle efendim müteahhirin mantıkçılarında. Peki diyor ki mevzu, bunları iyi anlayarak gidelim. İzninizle biraz daha yavaş tempoyla anlatmaya çalışacağım. Elimizde iki önerme var. Çünkü bunların arasındaki ihtilaftan söz edeceğiz ya. Her ikisinin de mevzuu var mı? Evet. Her ikisinin de mahmul var mı? Evet. Şimdi o zaman çelişik olabilmeleri için birinci koşul neymiş? Mevzuları aynı olacak. İttihadul mevdu. İttihadul mevdu olacak. Eğer ihtilaful mevdu olursa, mevzu ihtilaf ederse tenakuz gider. Tenakuz olması için ittihadul mevzu şarttır. Yani özneleri birlikte olması lazım. Velev ihtelefa, bakın ayrılırsa şayet, fihi el mevdu, eğer bu önermeler konu bakımından ihtilaf eder, ayrılırlarsa, lem yetenakada, artık bunlar çelişmezler. Yani bunların zıttığından söz edemeyiz. Mesela misil el ilmu nafi, özne mi mevzu mu? Evet. Peki el cehlu leyse bi nafi, ilim yararlı, cehalet yararsızdır. Dikkat buyurunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tamam, bunlar birbirinin zıttı. İlim faydalıdır. O da diyor ki ilim ayrıdır. Şey, cehalet ayrıdır diyor. Bakın işte mantık ilmi burada ne kadar önem arz ediyor. Bu gündelik konuşma dilde içeriksel, anlamsal zıtlıktır. Anlamsal bir karşıtlık, zıtlık var. Mantıksal zıtlık yok. Neden mantıksal çelişki yok burada? Çünkü özneler farklı. A'nın mevzu ne? İlim. B'nin mevzu ne? Cehil. Özneler farklı mı? Evet. Özneler farklıysa bunlar birbirleriyle mantıksal olarak ikisi de önermedir. İlim yararlıdır, önerme mi? Evet. Cehil yararlı değildir, önerme mi? Evet. Peki bunları arasında bak, anlamları da birbirine ters olduğu halde bunlar mantık olarak çelişik midir? Tenakuz var mı aralarında? Hayır, yok. Neden yok? Çünkü özneleri aynı değil. Ne kadar önemli bakın. Özneleri aynı değil. Öznelerin aynı olması lazım. Mesela el ilmu nafi, el ilmu leyse bir nafi olsaydı eyvallah. Şimdi özneler aynı olurdu. Aynı durum mahmul için de geçerli bakın. El mahmul. Felev ihtelefa fihi lem yetenakada. Bakın bu bunları hep mahmullerde bir ihtilaf, mahmullerde bir farklılık ortaya çıkarsa yine tenakuz olmaz. Misil el ilmu nafi, bakın aynı şekilde el ilmu nafi. El cehlu leyse bir dar. Burada yukarıda bakın bir nafi, nafi aynıydı. Burada leyse bir dar. İlim yararlıdır, cehalet zararlı değil dedi. Burada bizim dikkatimizi çekmesi, burada nafi, burada dar ihtilafıdır. Bunlar farklıdır. Öyleyse bunlar tenakuz olmaz. Niye farklı? Bunu daha iyi örnek verebilirdi. Mesela şöyle diyebilirdi. İkisinin de cehil değil de öznelerini aynı vererek daha iyi bir örnek yapabilirdi. Örneğin biz yapalım. Farklı bir renkle yapayım. Biz yapalım. Zeydun Zeyd olsun. Zeydun kaimun olsun. Arapça yazalım. Bakın mahmul. Buraya da Zeydun, yine Zeydun kaimun yapalım. Mahmul. Biri kaim, biri kaid. Bakın. Bunlar tenakuz içerir mi? Hayır. Neden? Mahmulleri aynı değil.
Leyse bir kaim deseydik eyvallah. Ama mahmuller değişti, tenakuz gitti. Bakın anlamsal zıtlıklardan söz etmiyoruz. Mantıki tenakuzdan söz ediyoruz. Örneğin önermelerimiz var, AB önermemiz var. AB önermemizin son derece önemli zaman. Şimdi neden bu zamanı, mekanı, bil kuvve, bil fiil bunları mesela şartı aşağıda izafeti bunları külli ve cüz'i olmayı özneyle bu zaman mekan vesaire bunları da mahmulle ilişkilendirmişler. Çünkü genelde bunlar yüklemi ilgilendiren hususlardır. Diğeri de özneyi ilgilendiren hususlardır diye düşünmüş müteahhir mantıkçılar çok yerinde ve haklı olarak. Onları onların altına koymuşlar. Ama öğrenciler açısından, başkanlar açısından bunları böyle ayrı ayrı maddeler halinde vermek ve onları ayrı ayrı öğrenci tarafından görülmesini sağlamak önemlidir, önem arz eder. Onun için de burada onu böyle olmasını daha önemsedim şahsen. Mesela zaman. Şimdi zaman öyle bir kullanılıyor ki bakın fela tenakuda beyne zıtlık tenakuz yoktur. Eşşemsu muşrikatun. Bu bir önerme mi? Evet. A önermemiz mi? Evet. Peki ey ne zaman? Finnehari. Bakın zaman. Güneş ne zaman aydınlatıcıdır? Gündüzün. Ve beyne eşşemsu leyset bi muşrika bakın. Sanki burada dikkat ederseniz özneleri, mahmulleri de uyum var. Dolayısıyla tenakuz niye yok burada hocam? Çünkü ey filleyle. Güneşin aydınlatıcı olmayışı gece, aydınlatıcı oluşu da gündüz olduğu için geceyle gündüz arasında uyum olmadığı için uyum yok, tenakuz da yok. Demek ki öznenin ve mahmulün önermeler olarak gerçekleştiği zamanda uyum olması gerekiyor. Eğer zamansal uyum yoksa tenakuz yok. Keza aynı şey mekan içinde geçer. Mekana inşallah anlaşılarak gidiyordur. Fela tenakuda beyne el ardu muhsibe ey firrif. Bakın. Ve beynel ard leyset bi muhsibe ey fil badiye. Şimdi bu iki önermede dikkat edelim. Arazi üzerinden bir örnek vermiş. Çok önemli. Aynı şekilde tabii niye araziden örnek veriyor? Mekan olduğu için örnek veriyor. Şimdi burada mekan söz konusu olduğu için dolayısıyla verimli ve verimsiz mekanlardan söz edecek. Genelde Errif Arapçada köylülerin, çiftçilerin ektikleri verimli arazilere köy arazileri denir. Ki zıttı bunun mekansal olarak badiyedir. Bu daha çok verimsiz, ekilmeyen, biçilmeyen, yerleşim alanı olmayan çöl anlamında kullanırız. Oralarda başka işler yapılabilir belki ama ziraate elverişli değildir. Rif ise bunun tam tersidir ve verimli efendim yerlerdir. Köylülerin, rençperlerin ve özellikle ziraatla meşgul olanların yerleşim alanlarına tekabül eder bu. Aynı zamanda kırsal manasına da kullanılır. İşte bu ayrılık bakın biri rif birisi de badiye. Neden? Biri el ard el muhsibe verimlidir. Toprak verimlidir diyor el ard muhsibe. El ard leyse bir muhtibe. Muhsibe verimli değil. Ne oldu? Tenakuz var gibi duruyor. Ama bu yer dediğin nerede? Bu yer dediğin nerede? Burada yer diye kastettiğin badiyede bir yer, arazi. Bu yer diye kastettiğin ise insanların ekip biçtiği verimli toprakların bulunduğu bir yerden söz ediyoruz. O zaman ne oldu? Mekansal olarak ihtilaf oldu.
Mekan farkı doğdu. Mekan farkı doğunca ne oldu? O zaman iza ihtelefa farklılık ortaya çıktı. Ve la tenakuda beynehuma. O zaman aralarında tenakuz söz konusu olmaz. El kuvve vel fe'l. Mesela öyle bir önermemiz var ki önermenin birinde bir şeyin bil kuvve istidat olarak potansiyel olarak mevcudiyetinden söz ediyorsunuz. Diğerinde bil fiil gerçekleşmiş olarak yani eylemsel olarak tahakkukundan söz ediyorsak aynı şey olabilir önermeler arasında ama burada da yine tenakuz olmayacak. Niye? Çünkü aralarında bil kuvve bil fiil farkı var. Ey la budde min ittihadil kadiyeteyni fil kuvve vel fi'l. İki önermede de bil kuvve bil fiil arasında bir ittihat gerektirir. Aksi takdirde fela tenakuda beyne mesela beyne Muhammed meyyitun. Ey bil kuvve burada meyyit yani ismi fail olarak sıfat-ı müşebbehe olarak Muhammed ölecektir. Ölü değil, ölüyü kastetmiyor da bil kuvveyi kastediyorsa yani hepimiz öleceğiz. Bakın ve Muhammed leyset bi meyyit ey bil fi'l. Burada da ölü değildir. Yani bil fiili kastediyorsa birinde bil kuvveyi birinde bil fiili kastettiğinde bu iki önerme tenakuz olmaz. Demek ki bil kuvve bil fiil ayrımı söz konusu olmayacak. Bu da önemli bir şeydi. Aynı şekilde Aristoteles karesinde söylediğim gibi kül ve cüz arasında da önemli bir efendim fark var. Kül ve cüz oluşu açısından da. Örneğin mesela biri kül biri cüzse olmaz. Fela tenakuda beynel arak muhsibe mesela verimli ırak yani araziye elverişli, ziraata elverişli, getirisi bol, bereketli topraklar Irak, Mezopotamya'nın bereketli. Ey ba'duhu buradan biz el-Arak muhsibede ba'duhu yani onun bir kısım bölgesini kastediyorsak yani cüz'ünü tikel olanı kastediyorsak ve beyne'l-Arak leyse bi muhsib Irak'ta bir şey yok orada ot bitmez çöp bitmez deyip kulluhu bütün Irak'ı kastediyorsak o zaman burada tenakuzdan söz edemeyiz. Niye? Çünkü el-Arak'tan ne kastediyoruz? Bütünü mü, küllünü mü, cüzünü mü kastediyoruz? Birinden kül, birinden cüzü kastedersek gitti. Neden? Çünkü kül ve cüz arasında tenakuz olmaz. Birlik lazım. Şart da olmayacak. Önermelerimiz şarta bağlı olmayacak. Şarta bağlı olursa o zaman da fela tenakuda beyne et talip naci ahiras sene senenin sonunda talip öğrenci geçti başarılı oldu. Ey in iştehede bakın şarta bağlıyoruz. O zaman ne oldu? Çalışırsa öğrenci senenin sonunda geçer. Şarta bağladık. İn iştehede şart. Peki ve beyne et talip gayru nacih başarısızdır. Bakın ey izalem yeçtehit. Çalışmadığı için başarısızdır. Her iki önermede şartlı önerme olduğu için şarta bağlı olduklarından dolayı şart nedeniyle bu iki önerme arasında tenakuzdan söz edemeyiz. El izafe izafet nispet fela tenakuda beynel erba'a bakın erba nısf dört yarısıdır diyoruz. Neyle ilişkilendirerek söylüyoruz bunu? Ey bil izafeti ile semaniye. Şimdi dörtle sekizle ilişkilendiriyoruz. Diyoruz ki dört 8'in yarısıdır. Güzel, doğru mu? Evet. Peki
Bununla, bu önermeyle beyne el erba leyset bi nısfi, yarısı değildir. Dört, yarısı değildir. Neyin yarısı değildir? Ey bil idafe ilel aşara. Dört onun yarısı değildir. Şimdi burada tenakuz var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü izafet farklı. Birisinde izafeti efendim 8'e, diğerinde 10'a yaptık. 8 ile 10 izafetin farklılığı nedeniyle tenakuza mani oldu. Efendim çok özür dilerim. Biraz sanki rüzgar var gibi ceryan yapıyor. Pencere ve kapıları bir denetleyeyim. Evet, ses yapıyordu. Evet, pardon, mikrofonumu takayım. Ses yapınca sizi de rahatsız eder kaygısıyla yapan yerleri kapattım. Umarım anlaşılarak gidiyordur değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Bu 8 önemli husus, son derece önemli. Mantık ilmi açısından tenakuzu nerede arayacağız? Tenakuz ne zaman gerçekleşir dediğimizde, tenakuz bu 8 problemden ari, uzak olmak zorundadır. Yani bu 8 problemin herhangi birisi bulunduğunda tenakuz iptal olur. El ihtilaf, bakın şimdi. İhtilaf diye önemli bir başlığımız var. Efendim, şimdi bu ihtilafın şuralarda şuralarda olmasına bağlı olarak efendim bir durumundan söz edecek. Evet. Buraya niye çıktım? Şunun için. Tenakuzun tanımını yaparken tenakuz el kadaya huve ihtilaf diye, bakın burada bir ihtilaftan söz ettik. Fil kadiyeteyn, AB önermelerindeki ihtilaftır dedi. Tenakuz neymiş? AB önermeleri arasındaki ihtilafmış. Şimdi bu ihtilaf durumunu detaylandıracağız. Evet, el ihtilaf. Labutte min ihtilafil kadiyeteyn el mutenakidateyn. Şimdi artık bu öyle bir noktaya geldik ki, yukarıda öğrendiklerimizden hareketle tenakuz özelliği taşıyan iki önermemiz var. Yukarıdaki 8 sorun yok. Yani tenakuz özelliğini taşıyan iki önermemiz var. İşte bunun ihtilafı fi emrayn, iki durumda bu önermelerde aykırılık ve farklılık gereklidir. Vehiye, bu nedir? El kem, nicelik. Vel keyf, nitelik. Demek ki tenakuzun söz konusu olduğu iki önermede nicelik ve nitelik bakımından bir farklılığın olması gereklidir. Şimdi böyle bir durumda ve ma'nel ihtilafi bil kem vel keyf. Bunu vurgulayalım. Dedik ki kadiyeyi mutenakıdateyn olduğunda bunlar nicelikte ve nitelikte farklı olmalıdırlar dedik. Peki bunu açacak şimdi. Ne demek ihtilaf bil kem, ihtilaf bil keyf? İhtilaf bil kem, ihtilaf bil keyf. Nitelikte ve nicelikte ayrılık, aykırılığın anlamı nedir? Enne ihdâhuma izâ kânet mucibeten, şimdi buraya dikkat edelim. Bunun anlamı neymiş? Nitelikte ve nicelikte ayrı olmanın lüzumu ve gerekliliğinden söz ettiğimizde bunların anlamı ne? Bundan ne anlayacağız? Yani niceliksel ve niteliksel olarak iki tenakuz içeren önermede
Mutlaka bunlar ayrı olmalıdırların anlamı nedir? Diyor ki bunlardan birisi mucibe olduğunda, yani olumlu olduğunda, kâneti bi uhra diğeri olumsuz olur. Ve izâ kânet külliyeten, biri külli olduğunda, kânet es-sâniye cüz'iyeten diğeri cüz'i olur. İhtilafta. Şimdi bunları örnekler verecek ya bize şimdi. Bu örnekleri verecek. Biz de en başa çıkalım. Kareyi bir görelim. İşte bu kareyi bunun için çizdim. Evet. Niteliksel ve niceliksel olarak küllilik ve cüz'ilik bakımından ne yapacak? Farklılık olacak dedi. Biri olumlu olduğunda öbürü olumsuz olacak. Mesela A tümel olumlu olduğunda onun karşıtında yer alan ne olacak? Olumsuz olacak. Keza aynı şekilde mucibe salibe olumsuzluğu olduğu gibi diğer ilişkilerde de bir karşıtlık söz konusu olacak. Örnekler ve örneklerde ihtiyaç duyduğunda bu kareye yeniden çıkma şansımız var. Biraz gözünüzü tırmalıyor ama efendim küllilik ve cüz'ilikte de bunlar geçerli olduğunu söyledik. Şimdi vurgulayarak gösterelim. El mucibe el külliye. Tümel olumlu. Tümel olumlu. Bunun nakizi nedir? Es-salibe el-cüziye bakın. Nakizine salibe cüziye. Şöyle yapsam izninizle nasıl olur sevgili izleyenler? Şuraya o karenin küçüğünü çizelim. Yukarıya gidip gelmeyelim. Değil mi? Yerimiz var nasıl olsa. Şuraya çizelim. A, E, I, O. Bakın. Külli tümel, külli tümel, cüz'i, cüz'i. Bu olumlu, bu olumsuz. Bunlar da nakizleri. Çelişikleri. Şimdi el mucibe külliye. Ne oldu? A, külliye, tümel, tümel olumlu. İşaretleyelim farklı renkle. Tümel olumlu. Nakizi nedir? Bakın nakiz. Çelişiği nedir? Salibe cüz'iye. Bakın. Bu çelişiği. Tikel olumsuz değil mi? Evet. Tikel olumsuz. Salibe cüz'iye. Kare. Tümel olumlu. Tikel olumsuz. Çelişiği. Bakın. Vurgulayalım. El mucibe cüz'iye. Mucibe cüz'iye. Mucibe cüz'iyemiz ne? Tikel bakın. Tikel olumlu. Çelişi nakizi ne? Tümel olumsuz. Bakın. Nakiz. Es-salibel külliye. Çelişi. Şimdi bu zaten kare üzerinde yukarıda da gösterirken bunu söylemeye çalıştım. Gayet rahat bir biçimde bu kareyi zaten çok basit bir şey hepinizin öncesinden de bildiğinizi tahmin ediyorum. Bu ibareleri anlamak daha rahat ve kolay olur. Mesela diyor ki felev ittefakat el kaziyeten fil kulliye vel cüz'iye. Bakın şimdi bura önemli işte. Şayet iki önerme külli yani tümel ve tikel oluşta birleşirlerse lem tenakada tenakuz gerçekleşmez diyor.
Neden? Yukarıda konuştuk çünkü. Külli olunca zaten tenakuz olmuyordu. Mislu, bakın. Bakın. Ba'dul madeni hadid. Bazı madenler demirdir. Demirdir. Ba'dul maden leyse bi hadid. Bazı madenler demir değildir. Şimdi niye böyle oldu da tenakuz olmadı? Çünkü fe inne kiltel kadıyeteyn her iki önermede sadıkatan, işte doğrudur. Bazı madenler demir mi? Evet. Bazı madenlerde demir değildir. Evet. İkisi de doğru. Bakın, şartlarımız normal tenakuz olarak şartlarımızda bazı bakın. Uyum. Uyum olmadığında zaten yukarıda konuştuk. Külli cüz'i farkı tenakuzen geldi. Niye bunlar çelişik değil? Çünkü ikisi de doğru. Çelişik olması için birinin doğru olduğunda zorunlu olarak diğerinin yanlış olması şartımız var tenakuzda. Bunun ikisi de doğru. O zaman tenakuz söz konusu değil. Mesela ve kullu hayvan insan. Şimdi. Her canlı insandır. Yanlış mı? Evet. La şey'e minel hayvani bir insanın. Hiçbir canlı insan değildir. Bu da yanlış mı? Evet. Fe inne kiltel kadıyeteyn bu iki önermede kazibetan yanlış olduğu için lem tetenakada bunlar çelişik değildirler. Ve eydan lev ittefakat el kadıyetan fil icab ev selb lem tetenakada. Bakın aynı şekilde iki önerme olumluluk ve olumsuzlukta iki önermede olumlu iki önermede olumsuz olduğunda lem tetenakada çelişik olmaz bunlar. Aynı şekilde çelişik olmazlar. Mesela örnek. Kullu insanin natık. Her insan natıktır. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki, badul insan natık. Bazı insanlar natıktır. Şimdi bu ben öğrenciyken de bu tuhafıma giderdi Türkçe olarak bu bazı meselesi. Bu tikel ya tikel tümel. Yani insan tümel olarak natık olunca onun tikeli de natık olur. Öyle demek. Şimdi niye bazısı akıllı ya? Geri kalanlar sanki akılsız mı gibi böyle bizde Türkçe çağrıştırıyor. Öyle değil. Yani tümeli özelliği tikelde de var aynısı. Yani insanlar bütün halinde de değerlendirseniz natıktır. İnsanları kısmi olarak da değerlendirseniz natıktır. Li enne kiltel kadıyeten sadıkan. Çünkü bunların ikisi de sadık oldu. Doğru oldu. Yukarıda ne demiştik? İkisi de doğru olduğunda kadıyeten icap ve selp olduğunda, ikisi de doğru olduğunda, ikisi de yanlış olduğunda bunlar da yine çelişiklik içine girmiyorlar dedik. Mesela ba'dul insan leyse bir hayvan. Bir kısım insan canlı değildir. Yanlış mı? Evet. Ve kulli insan tüm insanlar leyse bir hayvan canlı değildir. Yanlış mı? Evet.
لِأَنَّ كِلْتَ الْقَضِيَّتَانِ كَاذِبَتَانِ. Çünkü bunların ikisi de yanlıştır, çelişik olmaz. Onun için eskiler bunu formülleştirmişler. Mucibetan ve kazibetan la tetenakaba. Evet. Mucibetan ve kazibetan çelişmezler. Önermelerin ikisi de doğruysa da ya da ikisi de yanlışsa da bunlarda tenakuz söz konusu olmaz. Mucibetan ve salibetan lem tetenakaba. Evet. Bunlar çelişmezler. Evet efendim. Biraz yorucu bir ders oldu ama burada el aks el müstevada kalıyoruz. Zevkli bir dersti diye düşünüyorum. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Evet, en başa gelelim. Evet, en başımız orasıydı. Fası saniye ve önermelerin birbirleri arasındaki ilişkilerin tenakuz oluşturması durumunu konuştuk. Bunu da istidlal bahsine girmeden önce bu bahislerin öğrenilmesinin mantıkçılar için son derece önem arz etmiş olmasından hareketle yaptık. Şimdi bu karşılaştırma olarak doğrudan istidlal mübaşirin içinde tenakuzu gördük. İnşallah önümüzdeki pazartesi dersimizde bunlar sonra bir mani olmazsa pazartesileri bu dersleri işlemeye çalışacağım. Efendim, biri daha kaldı. Akis döndürmedir. Onu da inşallah aksi müstevâ ve aksi nakiz olarak ele alıp göreceğiz. Sizden istirhamım bu konuları not alarak ve zihninizde özetini ve muhteva ve içeriklerini tutmaya çalışarak konuları ilerletirsek, çünkü ileri metin okumalarımızda bu bahisler bize lazım olacak. Bak böyleydi diyeceğiz. Mucibetan salimatan şöyle olur falan diyeceğiz. Evet. Peki efendim. Tekrar görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı ve afiyetle kalınız.